46 kilo verdim ben toplamda. Hiç pişman değilim. Çok mutluyum. İyi ki de burayı tercih etmişim diyorum. Önceden tabii ki kilolu yaşamak çok zor. Benim için en iyi olanı seçmeye çalışıyorum. Bu protein ağırlıklı tercihlerimi yapmaya çalışıyordum. Hani asitli tüketmiyorum, midemi büyütecek şeyler yapmıyorum. Aynen ona dikkat ediyorum. İnsanların bakışı değişiyor. İnsanlar konuşurken gözünün içine baka baka konuşuyor. Hani ya çok çok mutluyum. Yani insanın oturuşu bile değişiyor. Ben bir yıl araştırdım. Bir yılın son zamanlarında burayı keşfettim. Yani İstanbul Bariatrics'i keşfettim. Yani o araştırma sürecini çok iyi anlıyorum insanlarda. Çünkü en ufak bir cümleye bile ihtiyacınız oluyor. Ben çok memnunum. İyi ki de olmuşum. İyi ki de burayı tercih etmişim. Merhabalar. Merhaba. Sinem Hanım yanımızda. İkinci senesini doldurdu. Evet. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. 2 yıl olacak daha doğrusu. Mayıs 29'da. 46 kilo verdim ben toplamda. Bu süreçte yani çok sağlıklı geçti. Benim hani kendi adıma söyleyecek olursam bir şikayetim olmadan, hiçbir zorluğu olmadan, hani ilk günlerden başlayarak da tarif edecek olursam, hiç hani öyle mide bulantısı, işte bazı şikayetler, bilmiyorum, çok insanlardan duyuyordum şunları yaşıyoruz diye. Hiçbir zorluğu olmadan, bence bu da ameliyatın başarısını gösteriyor. Doktorumuzun tecrübelerini ve başarısını gösteriyor. Hiç pişman değilim. Çok mutluyum. İyi ki de burayı tercih etmişim diyorum. Hı hı. Çünkü sorunsuz atlatmamda bence doktorun ve ekibinin çok büyük önemi var. Çok mutluyum. Hı hı. Peki neler değişti? Beslenmede zorlayan bir şeyler oldu mu? Şimdi nasıl gidiyor? İlk zamanlar zaten doğru düzgün hani miktar olarak çok fazla bir şey tüketemiyoruz. Hani söylenenleri tüketmeye çalışıyoruz. Bazen tüketemiyoruz. Onun hemen bilgisini alıyoruz sizden. İlk zamanlar zaten hani ilk 4 ay bu şekilde, 4. aydan sonra benim yeme olayım daha bir rahatlamaya başlamıştı. 6. ayda zaten tamamen hani istediğimi yiyorum ama tabii ki hani benim için en iyi olanı seçmeye çalışıyorum. Protein ağırlıklı tercihlerimi yapmaya çalışıyordum. Hala daha öyle yani 2 yıl oldu ama bir şeyleri elden bırakmış değilim. Hı hı. Yine mesela hala zaten kilo alımından çok korkuyorum. Yani hiçbir şekilde istemiyorum onu. Bu yüzden de hani asitli falan tüketmiyorum. Midemi büyütecek şeyler. Doyduğum anda bırakıyorum. Hı hı. Bunu herkese buradan söylemiş olayım. Doyduktan sonra hiçbir şekilde devam etmiyorum. Zaten hani mide öyle bir sinyal veriyor ki o anda tamam dur yeme diyor. Ondan sonra ben üstüne eklemiyorum. Hani asitli tüketmiyorum, midemi büyütecek şeyler katısı yapmıyorum. Aynen ona dikkat ediyorum. Zaten katı sıvı ayrımı şöyle oluyor. O anda benim yemek yemeye ihtiyacım var. Hani yemek yerken yemeye ihtiyacım var. Hani sıvıya, ayrana veya suya bir şey değil. Öncelikle benim doymam, daha sonra içecek. Hani gün içinde tabii böyle bunları ayarlıyorum ama o anda yani katı sıvı ayrımı bence öyle. Hani yemeğin yanında sıvı tüketmeyeyim değil, mantık olarak. Hı hı. Yani önce yemeğe ihtiyacım olduğu için onu tercih ediyorum. Benim için katı sıvı ayrımı bu demek. Hem doğru beslenebilmek hem de aslında midenin yeni hacmini doğru kullanabilmek amaçlı. Aynen öyle. Yani neye ihtiyacım varsa orada onu tercih etmek daha güzel. Hı hı. Ruh hali nasıldı? Şimdi nasıl? Ya ruh hali... Önceden tabii ki kilolu yaşamak çok zor. Yani benim gibi birçok insan da bunu biliyordur zaten. Şimdi tabii çok şey değişiyor. İnsanların bakışı değişiyor. İnsanlar konuşurken gözünün içine baka baka konuşuyor. Hani diyorum ki önceden de ben bendim. Hani bu şu anda beni üzen bu. Hani en basiti ne söyleyeyim? Bir sipariş veriyoruz, bir yere oturduk. Hani bir garson sipariş alıyor diyelim. Sen kilolusun, hani sen es geçilebiliyorsun. Evet, senin siparişin alınıyor ama o anda yani... Yargılayıcı gözlerle. Yani bakıyor. Ama şimdi gözün içine bakarak, hani siz ne yemek istersiniz hanımefendi? Ya bu ayrım bence çok hani yaralayıcı oluyor insanın kalbine. Yani şimdi bunlar yok. Tabii şimdi özgüven olayı var. Bu ister istemez oluyor yani her kilo verende. Bende de var. Hani çok fazla şımarıklık boyutunda değilim. Hani en önemlisi zaten sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Yani sağlığım yerimde en çok şükrettiğim olay bu. Hı hı. Ama psikolojik açıdan da güzel artıları tabii ki var. Ya çok çok mutluyum. Hı hı. Yani insanın oturuşu bile değişiyor. Hı hı.
Hani konuşurken aldığın tavır bile değişiyor. Çok çok mutluyum ya. Gerçekten çok mutluyum. Bir de bir estetik estetik cerrahiden aynen. geçirdiniz. Aynen ilk Onlar estetik nasıl oldu? ameliyatım karın germe ameliyatım oldu. Eylül ayında oldum. Ondan da çok memnunum. Yani tamam hani spor yapıyordum ama kiloluyken de çok hani yumuşak yumuşaktı. Hani diri ve sert bir etim yoktu. Bu yüzden de çok fazla toparlayamadı vücut kendini. Bu yüzden de öyle bir şeye ihtiyacım oldu. O da yaşam kalitenizi de artırmıştır. Çünkü deri sarkıkları Yani tabii ki aslında. hani giyiniyorsun hani kıyafet varken hani kimse demiyordu Sinem sen hani çok zayıfladın artık yeter. Ama tabii işin başka boyutunu bilmedikleri için hani yani bir de bir kıyafetsiz bir görünüm var. O da hani bir kadın açısından kadın erkek gerçi ayrım yapmak gerekmiyor ama hani bir kadın böyle aynada görselliği istiyor. Ya ben de ona ihtiyaç duyduğum için hem görsel hem de psikolojik beyinsel açıdan hani yaptırmak zorunda kaldım. 2 ay önce de yani Ocak ayında 21 Ocak'ta da bacak germe ameliyatım oldu. Hepsinden her şeyden çok memnunum. İyi ki de olmuşum. İyi ki de burayı tercih etmişim. Şimdi bizi genelde böyle ameliyat olmayı düşünen ya da ameliyat olup böyle hani motivasyon için izleyenler var. Aynen öyle Şimdi vardır. sizin ikinci seneniz dolduğu göz önünde bulundurursak ne önerirsiniz kiloyu korumak için, Şimdi daha şöyle sağlıklı bir hayat sürdürmek için? Dediniz ya hani herkes hani fikir olmak açısından bakıyor. Ben 1 yıl araştırdım ameliyat öncesi. Son 1 yılın son zamanlarında burayı keşfettim. Yani İstanbul Bariatrics'i keşfettim. Herkesi dinliyorum. İşte ameliyat olanlarla konuşmaya çalışıyorum. Kimisi dönüyor, kimisi iyi dönüyor, kimisi iyi dönmüyor gibi oluyordu. Yani o araştırma sürecini çok iyi anlıyorum insanlarda. Çünkü en ufak bir cümleye bile ihtiyacınız oluyor. Kimden ne duysam, şundan şunu alsam, şundan şunu alsam hani bana bir ışık olacak, bir yol gösterecek gibi oluyordu. O yüzden ben buraya geldiğimde ilk görüşmeye geldiğimde de fotoğraf çekimi falan olmuştuk, bazı konuşmalar olmuştu. Hemen dedim beni paylaşın. Çünkü o süreci çok Motive iyi biliyorum. Yani insan arıyor yani bir şey arıyor. edici. Beni hemen koyun dedim hemen insanlara bir ışık olsun. Yani beni izleyen bir 100 kişi bile olsa 100 kişiden 10 kişi hani karar verse benim için şeydi. Çünkü ben de öyleydim. Onu arıyordum. Ya bu konuda söyleyeceğim o Şu an gerçekten nelere dikkat ha şu ediyorsunuz? anda beslenme açısından. Beslenmeye, sağlık, her Koruma anlamda. açısından. Koruma açısından Artık rutine oturdu aslında yani bir şey diyemiyorum. hayatınıza. Yani baksak aslında evet 2 yıl oldu ama çok uzun zamanmış gibi geliyor. Aslında çok uzun zaman değil. O kadar hani benimsemiş oluyorum ki sorulduğu zaman hani ne yapıyorsun Sinem bunu şey yapmak için? Hiçbir şey söyleyemiyorum. Hani sanki hep böyleymişim gibi. Fotoğraflarımı görmesem, eski fotoğraflarıma bakmasam hani etrafımdakiler de bunu söylüyor. Sinem sen hep buymuşsun. Bu muydun? Bakıyorlar mesela fotoğraflarıma ben de aynı tepkiyi veriyorum. Ya yok ya böyle miydi gerçekten? Oluyorum. Yani böyle insan çabuk unutuyormuş. Moduna mı girdim acaba? Ama Onu da edinmeniz bilmiyorum. gereken şeyleri edindiniz çünkü yani. Aynen öyle. Hani belki de onun hani bu söylediğimde etkisi dediğinizin payı çok büyük. Böyle hani bir şeyler oturdu ki böyle insan ne yaptığını açıklayamıyor. Sinem ne yapıyorsun? Hiç. Çünkü Normal hayata hani. Normal değişen işte. şey Aynen etkiler öyle. ya. Artık alışkanlıklar Aynen da öyle. değişti Evet. benimle Hani 2 yıl oldu evet ama hani gerçekten tedbir bırakmıyorum. Hani Bizler zayıfladım. gibi. Oh hani gerdirdim de tamam. Bitti demiyorum. Bunu hiç kimse söylemesin. Yapmasın. Yani. Belki her şey tam oturduktan sonra spor bile daha güzel gelecek Tabii artık ki. Aynen hayata. öyle. Hani bir şeyler oldu tamam diyorsun. Sporla da artık bunu devam ettireyim. Bırakmamak çok önemli bence. Başaranlar zaten bu yola girince ister istemez başarıyorsun. Başlarda az yememekle mutlaka bir belli miktarlarda kilolar gidiyor. Önemli olan bunu Sürdürmek. evet korumak. Hayat standardı haline getirmek, Evet. iyileştirmek. Aynen öyle Merve Hanım. Aynen. Teşekkür ederiz. İyi Ben ki teşekkür geldiniz. ederim. İyi ki Bugün buradayım. toplantıda yakaladık sizi. Bu vesileyle de konuşmuş olduk. Ben çok mutlu oldum.